Resulullah Efendimiz sordu. Dedi ki ey iblis, ey la'in ümmetim namaza kalkınca senin halin ne olur? Ne halde olursun sen? Şimdi kardeşlerim bir mümin namaza durduğu zaman şeytanı ne hale getiriyor? Bakın şeytan onun cevabını verecek. Dedi ki ya Muhammed ümmetinden birisi namaza durduğu zaman beni bir sıtma tutar. Öyle bir hale gelirim ki öyle bir sıtma tutar ki beni halden hale girerim. Hiç o halden çıkamam. Resulullah sordu Peki niye böyle oluyorsun sen dedi. Yani ümmetimden birisi namaza durduğu zaman niçin seni sıtma tutuyor? Şeytan dedi ki, çünkü bir kul Allah için secde ederse, Allah için secde ederse Allah onun derecesini yükseltecek. E o insanın derecesinin yükselmesi de benim için bir zarardır. Bana sıtma tutturuyor, bana zarar veriyor. Bir Müslümanın namaz kılması bana en büyük zarar. Şeytan dedi ki, ya Muhammed... Müslümanların bana darbe vurdukları en büyük konu namazdır. Şimdi gelin bir namazımızı kontrol edelim Allah için. Başta birinci şıkta hemen maalesef sınıfta kaldık. Şeytan en büyük düşmanlık ettiği şey namazdır. Sen de şeytanın en sevmediği şeyi terk ediyorsun. Diyorsun ki şeytan sevmiyor ben de bırakayım. Şeytanın sevmediklerini seversen ne olacak halimiz? Şeytan dedi ki Allah için kul secde ederse onun derecesi yükselecek. Ben de o adamı sevmem ya Muhammed dedi. Kardeşlerim şunu unutmayalım. Kim Allah için secdede başını eğerse Allah onun başını başka hiç kimsenin huzurunda eğdirmez. Allah için secde eden insan Allah onu hiçbir kuvvete karşı secde ettirmez. Allah'a secde edeceğiz. Allah'a kul olacağız. Resulullah'a ümmet bilinciyle yaşayacağız. Onun için namaz meselesine çok detaya girmiyorum. Yani namaz dinimizin direği Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle kılan dinini ayakta tutmuştur. Şeytanı kahretmek istiyorsanız namaz kılın. Şeytanı hastalık halinde, sıtma halinde, onu böyle hor, hakir haline sokmak istiyorsanız namazınızı terk etmeyeceksiniz. Şu dünyadaki zevkleri terk etmediğiniz kadar bir namazı da terk etmeyin ya. Dünyadaki zevkleri hiç terk edebiliyor musunuz? Çayınızdan vazgeçebiliyor musunuz? Mesela ben kendim için ben de çok severim çay. Vazgeçemiyorum. İçmediği zaman insana bir haller oluyor. Çünkü alışkanlık. İbadeti biz ruhumuza yaşatacağız. Bedenimize yaşattığımız zaman bu ibadeti biz bu zaman bedenimize tattırınca artık şeytan bizden yavaş yavaş kaçacak. Çünkü hadis-i şerifin devamında anlatacağım. insanın kanına giriyor şeytan. Bedeninde geziyor. E tabi şeytan hangi bedende gezer? Allah'tan uzak bedende cirit atar. Peygamberden uzak bedende şeytan cirit atar. İslam'dan uzak bir bedende şeytan istediği gibi top koşturabilir. Ama Allah'a kul olursanız hakiki anlamda şeytan hiçbir şekilde size zarar veremez.